Selamünaleyküm arkadaşlar, tekrar ikinci bölüme. Çok değerli, sevdiğimiz büyüğümüz, eski üstadlardan Mahmut Çevik abimiz burada geldi, misafirimiz. Tabi bu arada Burhan Beyazok abimiz giriyor içeriye, nevalesiyle. Mahmut abi, kısaca seni tanıyalım. Nedir, ne değildir? YouTube'da dünya izleyecek bizi. Evet. Şimdi beni tanıyorlar zaten de tanımayanlar için. Tanımayanlar için size kısaca. Abi hoş geldiniz. 55 senedir bu işle uğraşıyorum. 55 senedir çok. Son 30 senedir. Önce bir nerelisin? Diyarbakır. Diyarbakır. Aslen Diyarbakır'sın. Mahmut Çevik. Çevik Turizm'in sahibiydin değil mi abi? Sal Turizm'in. Evet. Buyur abi. Şimdi sen dinliyorsun. Burada sağ olsun sevgili arkadaşlarımız, kardeşlerimizle beraber bunun zevkini yaşıyoruz. Ben şimdi bir senedir neredeyse artık beslemiyorum. Kendi kuşlarımı sevdiğim arkadaşlarıma verdim. Zaten 3 çift kuşum kalmıştı. Onları evet. Verdim. Onlardan öyle üretiyorlar. Şu anda pek kuşlarla ilgilenmiyorum. Ama yıllardır kuş uçurdun, kuş gördün. Yani böyle aklına kalan... Anlarım ben. He, kuştan anlarsın, biliyoruz zaten abi. Üstad demedik kuşa. Aklında kalan böyle bir anın ya da kuşlar kuş var mı? Böyle çok beğendiğin, izlediğin son zamanlarda. Herkese kendi kuşu güzeldir ya. Evet abi. Ben de benim kümesimde, uçan kuşu kimseye görmedim, öyle söyleyeyim. Öyle. Yani, benim kuşlarım da kendime güzel. Kendine güzel. Ama herkesin kuşu güzel. Yani hani o önden bir şey yani, yok. Yani gezdiğin yer, gittiğin yerlerde öyle... Şöyle bir şey söyleyeyim. Oyun kuşu meşakkat ister. Oyun kuşu besliyorsan az besleyeceksin. Evet. Çok besliyorsan oyun kuşu da başarılı olamazsın. Çok zor olursun yani. Ama o nesli bulmak lazım değil mi abi? Kuş da senin gençlere böyle yeni gelir. Mesela dün ben Muharrem amcanın, inekçi Muharrem'in videosunu izledim. Oradan feyiz aldım. Yani şimdi senin de gençlere 4 gün sonra Allah uzun uzun ömürler versin. Yani ondan sonra kuşta, bırakacağım bir anın ya da kuşlarda tavsiyen ne? Tavsiye edeyim ben, kuşta hata arasınlar. Evet, işte kuşun, o hatalar ne? Oyun bize... kuşunda da hata. Nasıl? Şimdi oyun kuşu da sana göre ne abi oyun önce kuşu? Önce oyun hatası. Önce oyun hatasıyla zaten eleyecek. Sonra artık kuşları birbirinden güzel olacak, kıyamayacak. Ama bu sefer tırnağında, gözünde, takkesinde, perçeminde hata bulacak. O kendine göre. Yani. Kendine göre. Bir de rengine göre oynuyor kuş biliyorsun. Hani atıyorum bir boz pilliyle dumanlıyı eş edersin. Onlardan boz yavrular alınca güzel oynarlar. Veya beyaz verince güzel oynarlar. Diğer renkleri onlar gibi olur. Biz devam edelim abi. Uçak moduna nasıl alınıyor ki? Neyse tamam. Moduna alınıyor. Tamam abi, sıkıntı değil. Şu an unuttum ya yine. Ya benim anı olarak baktığın zaman hani tenekeci sahip ustasından başla hepsini tanımış adam. Elektrikçi şöyle. Abi şöyle, şöyle. Yıllar olmuş. Yani mekanlar mekanlar nur içinde aslında. Mekanlar cennet olsun. Yıllardır hala ama bak anılıyor. Hala konuşuluyor. Senin onlarla o üstadlarla bir anın oldu mu? Ya da çok fazla değil. Benim bir anım rahmetli dayımla iyi arkadaştı. Faruk abi, bankacı Faruk. Bankacı Faruk. Onunla beraber Sıvacı Ömer abi rahmetliden o zaman çok değerli kuş almıştı dayım. Onları böyle araba maraba vermişlerdi o kuşlara yani hani o zaman. Maşallah. Ben de gidip geliyordum. Tamam, hani Gölbaşı'ndaki yerine ben de giderdim beraber giderdik yani. Tabii onlar eski sonuçta herkes zevkine göre besliyor bunu. Sen, ama oyun kuşunun belli bir şeyi var. Kriterleri var. Belli. Sizce en önemli olması olmazı ne oyun kuşunda? Taban taklı olacak. Atma bir kere. Gezme atma olacak. Taban taklı olacak. Taban taklası olacak. Sonunu da bağlayacak. Ara isterse iki taklayla gitsin. Ama ip gibi gidecek. Başlı sonu bir. En az 1,5 direkte gidecek kuş yani. Değil mi abi? Bir de ses soluğu olursa. Daha güzel. Şimdi abi uzuncu oldu Ankara'da genelde. Genelde diyeyim, Türkiye'nin geneli uzuncu oldu. Uzunların altları zayıf oluyor. Sen buna ne diyorsun? Bazıları zayıf oluyor ama uzun giden kuş ya bu bir şey. Hani performansı düşük oluyor. Anatomik bir olay. Yani sonuçta kuş kanat kuyruk. İşte iki kanat bir kuyruk. Öyle derler ya. Evet. Yani bu kuş atıyorum iki minare gidiyor diyorlar ya mesela. Ya yani iki minare gider de kaç sefer iki minare gider? Kaç sefer uzaktan hedefe atar? Ama şimdi geçenlerde bir kaç tane büyük abimiz ismi hani Mevzubay ise. İsminde gider yani anladın? Yani bu önemli. Şimdi iki minare gider tabii kuş. Ama kuş yani iki saat uçup
5 defa iki minare gidiyorsa o onun zevki ise mesele yok. Hani problem değil. Ama kuşta bir sefer zamanlaması olmaz mı? Olur. Değil mi? Kuşu açarsın. Tabii. Şöyle dürtersin ayakta. Kalkar. Evet. Gider. Bir kaybolur. 10 dakika sonra kuş açarsın. Bir yerden nereden geldiğini bilmezsin. Atar gelir. Tabanı çevirir. Sonunu da bağlar, sonra gene kaybolur. Yani oyun kuşu budur. Yoksa evin önünde aman ben kaybolmayayım diye. Fişek kalitesi güzel olacak diyorsun yani. Tabanın sonu bağlayarak fişek kalitesi. 15 dakika sonra eğer sefere gelmişse, bundan sonra da 1,5 saat, 3, 10-12 sefer, dediğim gibi sefer yapmışsa, bu şu abi yani. Fazla aramaya gerek yok. Aynen öyle, ağzınıza sağlık. Gençlere tavsiyeniz ne? Son olarak onu söyleyeyim Mahmut abicim. İyinin iyisi her zaman vardır. Evet. Boş boşuna onu da ona vurayım, bunu da şuna vurayım, bilmem ne uğraşına girmesin. Elindeki kuşlardan kuş çıkarsın. Kuş çıkarsın. Böyle uğraşsın. Kendileri beğeniyorsa tabii, kimsenin beğendiği önemli değil diyorsun. Süper, süper. Çok iyi abi. Siz tanımıza çok çok memnun olduk. Allah razı olsun. Allah başımıza eksik etmesin. Ara ara böyle sohbetleri katılacağız inşallah. Buradan dönelim. Onu geç. Burhan Beyazok, kral. Yani kuşçular camiasında çok değerli, çok sevdiğim, gerçekten çok muhterem bir abimiz. Abi sen de tanıyalım kısaca şöyle. Abi. Yani biraz kuşçu camiasında tanımıyoruz. Çok iyi tanıyorsun abi. Yani seviliyoruz. Sonuçta benim abimsin ya, kral abimsin. Ben de herkesi çok seviyorum. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum, o senin güzelliğin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte kuş besliyoruz. Uçurmaya çalışıyoruz bir şeyler. Ne kadar olursa işte atmacayla bu aralar biraz uğraşıyoruz. Çok özür dileyerek söylüyorum ama zaten sana özel geleceğiz. Yani mekanını çekeceğiz. Evet, tabii, bugün fırsat bulamadım. Aradım, telefonun kapalıydı abi. Sana gelecektim. Ya, telefonda bir telefon kapalıydı. Ondan sonra Faruk o aradı. Tam kapattım seni, Faruk aradı. Ankara'ya girdiydim. Dedi ki o zaten buraya gelecek 6-7 gibi. Direkt gel buraya gelebilirsin. Boş ver dedi. Oraya gidip de uğraşmaz. Direkt buraya gel dedi. Aha suçlu bu. Yoksa direkt senin oraya geliyordum abi. Ama geleceğim. Beni niye böyle hızlı geçiyorsunuz kardeşim? Beklerim inşallah bir gün özellikle. Özel geleceğim abi. Çünkü şöyle bir karar aldık. Yani bu virüsten dolayı Zafer kardeşimiz YouTuber biliyorsun ondan sonra çekemiyor. Bana rica etti. Dedi ki büyük abilerimiz orada üstadlarımız değer verdiğimiz abilerimizin böyle videolarını çekip de bana göndermişsin. Bana bu konuda destek olur musun dedi. Ben de seve seve insanlık namına ondan sonra böyle bir şey yaptım. Şimdi oraya atacağım. O da YouTube'da yayınlayacak. Destek olacağız arkadaşımıza. Hem de biz kendimizi tanıtacağız. Kuşçular tanıtacağız. Kuşları tanıtacağız. Ankara'yı tanıtacağız. Ankara'daki değer verdiğimiz, sevdiğimiz abilerimizi tanıtacağız. Böyle bir şeye kalkıştık. Biz de yardımcı oluyoruz. Aracı oluyoruz. Tabii her zaman. Her zaman biz geleceğiz abi. Oluyoruz. Ama şimdi seni burada kısaca tanıyalım. Ben işte dediğim gibi şu an Dikmen'de besliyorum. Evet. Öyle mi diyorlar? Yani başka Ankaralıyım, Ankara'nın yerlisiyim. İşte benim esas doğum Hacettepe. Ankaralı, Seymeniz aynı zamanda. Maşallah tarafı. Abim benim. Yani çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Şu an işte yaklaşık 14-15 senedir Dikmen'deyim. Dikmen'de uçuruyoruz. Evet, Kevin biraz evvel konuştuğumuz Mahmut Çevik abim de, Mahmut Bey. Çok sevdiğim bir üstadım ve üstam benim yani. Gerçekten onun da şimdi kuşlara konuya girmiyorum. Kuşlara geldiğin zaman o zaman anlatırız diye. Sadece bir kısa tanıyalım buraya gelmişken. Öyle es geçmeyelim dedik. Sen de bu videonun içinde görmek istedik. Ondan sonra. O zaman Dikmen'de bir gün misafirimiz olun. Tamam abicim. Sohbet edelim. Çok çok memnun oluruz. Allah razı olsun abicim. Dönelim şöylece. Burada. Geç beni geç kuş. Geç öyle bir şey yok. Hadi seni tanıyalım yavaşça. İsmim Yaşar. Şunu söyle yeteriz. Senin ustanım de yeteriz. Ben kabul ediyorum. Estağfurullah. Neyse Yıldırım'ın geçmişte bir ustalığını yaptım. Belli bir zamanda. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de itiraf onun edeyim. Onun kulağı geçermiş. Aynen öyle. İlk kuşçuluğa başladığında Yaşar kardeşim benim çocukluğu arkadaşımdır. Kısa bir süre ben Ankara'da kaldığım zaman aynı mahalledeydik. Aynı kapağızı komşuyduk. 4-5-6 yaşlarında öyle bir kısa bir 2-3 senelik bir tanışmışlığımız oldu. Ondan sonra Ankara'ya geldikten sonra hep devam etti. O benim ahiretliğimdir ve harbi kuşta da beni ilk kuşçuluğa alıştıran ustamdır. Allah razı olsun ondan. Kısaca tanıyalım. Yaşar Bey. Teşekkür ederim. İsmim Yaşar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışıyorum. Kuşçuluğa da çocukluğumdan beri besliyorum. Yani o kadar iddialı değilimdir bu kuşlarda ama iyi kuşlarım vardır. Evet. İyi kuşlarım vardır. Yani gizli kahramanlardansınız. Yok estağfurullah.
Kuşlar da genelde kim kuşları besliyorsun? Sen karışık besliyorsun bildiğim herkesin kuşu var. Var 3-5 tane çeşit kuş var. Ankara'daki belli başlı kişilerin kuşlarında var. Pekala kuşlarda senin kriterin olması olmazın ne Yaşar? Gezmesi bir en başta yani erken oyuna girmeyecek. Havai başını yapacak. Yüksekte uçmuş olacak bu kuş. Direkt oyuna girmeyecek. Evet. Yani tavan taklası, ara taklası, bir de son bağlaması olacak. 15-20'yi tamamlarsa, 2 metre, 20 metreyi de tamamlarsa ondan iyi kuş yoktur. Maşallah. Neyse size de özel geleceğim çekim için. İnşallah. Şimdi zaten burada karşılaştığımız için böyle bir ön bir tanıtım olarak sen de böyle çekelim dedik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olasın. Allah razı olsun. Kolay olsun. Söylemek istediğin bir şey var mı gençlere? Tavsiyen var mı? Canlarına yani sağ olun. Bu bir heves. Yani iyi hizmet etsinler. Kendilerini iyi yetiştirsinler. Her kuşa aldanmasınlar. Başka diyecek bir şeyim yok. Faruk Bey, bizi misafir ettiğiniz çok güzel bir sofra hazırladınız. Sofrayı göstermeyelim şimdi, ayıp olmasın arkadaşlara. Sizin gençlere tavsiyeniz, bizden sonra gelen nesillere tavsiyeniz nedir şöyle son? Kuş için ondan... birbirlerine kalbini kırmasınlar, birbirlerini sevip saysınlar. Kuşu da birbirlerine hediye etsinler. Yalnız ticaret olmasın, rant olmasın diyorsunuz? Ticaret olsun. Ticaretine illa ki emek veriyor. Emek veren insan mecbur ticaret yapacak. Ama gene de kuş neyle bulunur? Eşle, dostla, hatırla. Allah razı olsun. Benim bütün kümesimdeki kuşlar bir tanesi hariç hepsi sizin gibi değerli dostların sayesinde. Aynı bir dostların mukabil. Sayesinde. Bizde de aynı bir mukabil kardeşim. Yani bu grubun, bak şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 4'ünün de kuşları var bende. Seve seve çekeceğim. Ondan sonra. Demek istediğim bu. Kendilerine iyi baksınlar. Abi. Birbirlerine saygı çerçevesini yitirmesinler. Yiyeceğimiz bu. Sağ olsun. Su abicim sen, Yavuz abicim. Söylemek istediğim şey var mı gençlere? Tavsiyen var mı? İşte birbirlerini kırmasınlar bir kuş için. Yakalayıp da vermemezlik yapmasınlar. Bir kuş için değmez arkadaşlık bozulmasın. Bu konuda yaralısın herhalde. Ya kuşları mı yakalayıp vermediler? Herkes alaya sevgi kuşu versin. Burada iki tane genç kardeşimiz var. Bizim şu anda göstermeyelim şöyle dur da görünmesin arkadaki. Yok arka arkaya değil. Şu ha ora görünmesin. İki genç kardeşimiz var. Genç kardeşlerimiz sizin beklentileriniz ne şimdi bu kuşçulardan? Büyük abi üstadlarınız var. Güzel bir yerdesiniz. Faruk Oflaz abimin kuşlarını besliyorum 30 senelik emeklerini. Hı, maşallah. Daha yeni bir senedir besliyorum. Bu sene damızlıklarımı yaptım. 4 tane kuş uçurdum bu sene. Şimdi eke, antrenman, mercan. Uçurdun mu Faruk Oflaz'ın kuşlarından? 2 tane hazır eke var. Ne yapar Faruk Oflaz'ın kuşları? Şimdi Faruk Oflaz orada kabadayı kabadayı konuşuyor. Benim kuşum şöyle, benim kuşum böyle diye. Sen anlat bakalım. O sürpriz olsun abi. Allah nasip ederse seni akıl almaya başlayacağım. Oo çok iddialısın diyor. Ben de gördüm. Çok iddialıyım yani. Ben de maşallah. Bu arkadaşım kardeşim aracıyla aynı 6 tane beyazı da gitti o pırlanta gibi. Şimdi 2 tane yavrusu şu yeni başladı. Maşallah. Allah nasip ederse. Abi kuşta bir şey olacak. Atma olacak. Güzel olacak. Öyle bir ay oynayıp ikinci ay cırtlamayacak abi. Kuşu kaldırdım bir de oynayacak. Valla gençleri görüyorsun değil mi? Ateş çıkartıyor. Yani. Maşallah maşallah. Kötü kuş beslemesinler abi. Öyle kötünün kendini, Allah belasını versin. Kanattan da kesip 5-10 taklayla oynuyor. Ha bu iyiymiş bunu hemen damızlığa koyalım falan. Aferin aferin. Kuşu sonuna kadar uçursunlar. Yavrunun üstünde yavrunun. Yavruluğunda ekeliğinde yavru yumurta üstünde uçursunlar. Ondan sonra damızlığa koysunlar. Hı. Boşuna öyle hemen 3-5 taklayla oynuyor da hemen kesip makaslayan arkadaşlar var. Bir de kuşu, oyun kuşu dünyanın en zor işi abi. Çoğu da anlamıyor yani. Karambole besliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi gençler? Ateş gibiler maşallah maşallah. Allah nasip ederse seni abi başlattığımda çağıracağım. Misafir edeceğim Necdet abi. Baş tacısın ne zaman isterseniz kardeşim. İzledim. Videolarını da destekliyoruz abi. Güzel yayınlar yapıyoruz. Allah razı olsun. YouTube'da Zafer kardeşimizin Kral Kuşu TV'de abonesiniz. Aboneyiz. Heh, abone oldunuz. Ben aboneyim abi. Abone. Abone olacağız ve abone yapacaksınız. Destek olacağız birbirimize. Ayrıca beni destekliyorsunuz değil mi? Allah razı olsun. Sizin de çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşlar şöyle. Sonra yine görüşürüz kardeşim tamam. Şöyle de göstereyim. Kümesler. Altyazı M.K.